Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Deprem sonrası Ramazan Kurtoğlu Türkiye için tedirgin eden detayı açıkladı. Dikkatli olunmalı. Değerli izleyenler, Türkiye'de iki büyük deprem meydana geldi. Deprem seferberliğinin ilan edildiği ülkemizde İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Kurtoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ramazan Kurtoğlu açıklamasında Türk milleti olarak bir felaket yaşıyoruz. Altından kalkacağız ancak gelecek bir için tedbir şart. Şimdi ekranlara psikologlar, sosyologlar, yıkıcı algı operasyonlarına karşı sosyal medya uzmanları, karşı psikolojik harp metotlarını bilen uzmanlar çıkarılmalı. Yük arasında denk örtülmesine izin verilmemeli. NATO ülkelerinin yaptığı 1000 yılın meydan okuması tatbikatında Türkiye deprem sonrası işgal ediliyordu. Dikkatli olmalı, tatbikat gerçek olmasın. 2002 yılında yapılan Millennium Challenge tatbikatı ne anlatıyor? Türkiye'de yalan alan habere göre 19 Haziran 2022 tarihli Yunanistan medyası Pentapostagma haber organının gündeme aldığı bir haberde ABD kanalı CBS TV'nin Trakya'yı Yunanistan'a, İstanbul'un batı yakasını ise Ekümenik Patrikhane şehir devleti olarak gösteren bir harita yayınlamış ve haberin başlığı ise ABD 96 saatte Ankara'yı işgal edecek olarak atılmıştı. Millennium Challenge 2002, ABD ordusunun 1000 yılın meydan okuması ismi altında 24 Temmuz 2002'de Lozan'ın yıl dönümüne gelen bir tarihte Nevada çölünde icra ettiği 22 gün süren bir tatbikat olarak kayıtlara geçmişti. Tatbikatın senaryosu ise hayli ilginçti. Çünkü Akdeniz'de bir ada sorunu yaşayan ve birçok azınlık barındıran bir ülkeyi kapsayan bir tatbikat. Hedef ülkenin stratejik açıdan iki kıtayı birbirinden ayıran bir su yolunun üzerinde ve iki kıtada birden toprağı bulunuyor. Geldiğimiz noktada Yunanistan özellikle ABD ve diğer batılı güçlerden aldığı destekle Türkiye'yi siyasi ve askeri olarak tehdit etmeye ve şemsiyesi altına girdiği odakların Türkiye'yi işgal edeceğini belirten açıklamalarda bulunuyor. Bunun en yakın örneği ise Pentapostagma'nın 19 Haziran 2022 tarihli haberi. Türkiye'nin ABD tarafından 96 saat içerisinde işgal edileceği net bir şekilde ifade ediliyor. Yunanistan'ın son 200 senedir Türk milletine yönelik her saldırganlıkta vekil güç olarak büyük güçler tarafından kullanıldığı gerçeği düşünüldüğünde, Türkiye'ye yönelik uluslararası planların yine Yunanistan üzerinden devreye sokulacağı Yunan medyası tarafından ikrar ediliyor. Millennium Challenge 2002 tatbikatı da Cihat Yaycı'nın deyimiyle büyük güçlerin hedef değil, yöntem değiştirdiği gerçekliğini günümüzdeki olaylarla net bir şekilde ortaya koyuyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.